Ah Narin, özleyeceğim seni. Acaba diyorum, sen üniversiteyi kazanırsan, ben de evi İstanbul'a mı taşısam? Zaten benim oğlan orada oturuyor. Ben de bir ev tutarım. Yoldaş oluruz birbirimize. Hı? Ay Narin, nerelerdesin hayırsız? Ha? Ben gidiyorum İclal abla. Nereye kızım? Ne bu hal? Hukuku kazandım. Oh! Oh sana şükürler olsun Allah'ım. Ah Narin, oldu işte bak. Azmin önünde hiçbir şey duramaz. Başardın işte. Ah canım kızım benim. E peki ne bu hali? Mühendislik mi istiyordun? Hafize teyze öldü İclal abla. Oğlu aradı sabah. Ah! Deme. Dur. Evet sorma İclal abla. Ay nasıl öldü? Bir şey yoktu kızım. Aa! Bilmiyorum İclal abla. Kalp krizinden öyle bir anda gitti kadın. O iyi yürekli, iyi kalpli kadın. E burs, sen nasıl gidiyorsun üniversiteye bu durumda? Oğlum devam ettiriyor. Yok abla, ne gezer. İşte aldım bu aylık karşılığımı o kadar. Gidip bir an önce kaydımı yaptırmam gerek İstanbul'da. Kızım öyle desteksiz, şeysiz fırlayıp gidilir mi? O elimdeki para ne kadar yeter İstanbul gibi yerde? Ne yer ne içersin, nerede kalırsın? Bulacağız bir çaresini artık, bakacağım İclal abla. Hem Necati abiye gideceğim birazdan. O belki yine bir yolunu bulur. Hafize teyzeyi de o bulmuştu ya, öyle bir şeyler ayarlar. Ondan yani. Şunu da al. Çok değil ama. Yok İclal abla istemem. Ben o yüzden falan gelmedim. Ben veda etmek için geldim. Al şunu beni sinirlendirme al. Allah. Dur bakayım ben şimdi ufak bir şeyler göndermeye çalışırım evlenince. Ama adresini falan mutlaka bildir bana tamam mı? Evleniyor musun? Evet. Benim komiser boşandı. Önümüzdeki ay evleniyoruz hemen. Çok sevindim abla ya. Vallahi Allah mutlu etsin. Yüzün gülecek sonunda. Ay sen de talihsiz kızsın be Narin. Sapasağlam kadın öldü gitti. Tam da ihtiyacın olduğu zamanda. Ay nasıl bir kader ben anlamadım ki. Ya sırası mıydı ölmenin tövbe yarabbim? Ne yapalım İclal abla? Yapacak bir şey var mı? Hem puanım var. Şey gibi, orada kapı gibi okulum var yani değil mi? Umudum var benim hala. Ne olacak ki? 4 sene be kızım. Koskoca 4 sene. Kolay mı hem çalışıp hem okumak? Hem de büyük şehirde. Bulacağız bir yolunu İclal abla. Bakacağız. Bilmiyorum ki ne olacak, beni neler bekliyor. İşte ben artık bu gece gidiyorum İstanbul'a. Beni sakın habersiz bırakma, tamam mı? Sen yardım et bu kıza. Yolunu açık et. Ne oluyor? Ne oluyor burada? Ben Ben Necati abiye bir şey söyleyeceğim. Ne zamandır sıkıştırıp duruyorlardı Necati Hoca'yı. Olacağı buydu. Dertleri neymiş ki? Necati abi! Yeni başkan aracılarla maçı satması için çok büyük paralar teklif etmiş. Hoca tabii bunları tersleyince işi silaha, tehdide döktüler zar. Necati Hoca'nın sabrının da bir sınırı var tabii. Şimdi ne oldu? Durduk yere katil oldu adamcağız. Ne oluyor? Necati abi! Nereye götürüyorsunuz? Necati abi! Ya Melek, ben şimdi o mezai gibi şeyin içine mi gireceğim? Kaç dakika sürecek? 15-20 dakika falan sürer. Mehmetciğim, panik yaptıysan sana bir sakinleştirici iğne vurayım mı? Ha? Rahatlarsın. Allah Allah. Ne paniği ya? Neyse girelim. İyi, tamam. Ağlama bak. Azmettin kazandın işte üniversiteyi. Ya elinde hiçbir şey olmayaydı? Bak tabu gibi kağıdın var üniversiteye girmek için. Ne yapacağım ben oralarda? Çok korkuyorum. Öyle kağıtlı oluyor mu bu işler? Bize bizden başka kimsenin faydası yok. Gördük işte bugüne kadar. Ama bak oralarda çok dikkatli ol, tamam mı? Böyle yabancıların yanına falan fazla sokulma. Böyle her çağıranın yanına gitme. Kimseye de güvenme. İstanbul çok kötü bir yermiş. Böyle insana pabucunu ters giydirilmiş. Sen kafanı kaldırmadan derslerine çalış, tamam mı? Okuldan sonra da kendine bir iş bulur, çalışırsın. Acık sabret. 4 sene sonra avukat olacaksın. Al bunu. Buna baktıkça beni ve Tepe'yi hatırlarsın. Elveda Yasla. Nereye evladım? Sen de mi İstanbul'a? Hı, evet. Amcamgillerin yanına gidiyorum. Üniversiteyi kazandım da ben hukuk fakültesini. İşte onların üniversitenin yanında böyle çok büyük bir evleri var. Orada kalacağım. İşte annemler de gider gelir arada. Sağ olsunlar, yalnız bırak. Yani kısmetse öyle. İyi, iyi maşallah. Kimse yoksulamadı. Annenden nerede? Niye gelmediler? İşi gücü yok bu teyze milletinin. Kim kimi geçirmiş, geçirmemiş. Dedektif gibi bilir bunlar nedense her şeyi ya. Ben bir kişinin şurada otobüse binmeden ne yaptığını çatlasam hatırlamam. Nasıl bir cins bu teyze takımı ya? Maalesef haberler pek iyi değil Mehmet oğlum. Daha ileri tetkikler isteyeceğim. Ama maalesef kanser olma ihtimalim var. Gel. Kızım, gelmedi mi kimse seni karşılamaya? Sersen amcan gidip bir ara, Ya sana ne teyze? Sana ne ya? Allah Allah, milletin amcasından, dayısından, halasından. Sen işine baksana. Haydi seni karşılamaya geldiler mi? Karşılamaya geldiler mi? Tamam işte. Daha ne istiyorsun? Allah Allah ya. Hadi gel gidelim, gel. Yani geldik de buraya kadar. Şimdi ne yiyeceğiz? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.